resimleri veya şeffaf cam plakaları, belirli ışıklandırmalar, lens kullanımları ve görsel hilelerle birlikte hareketli imgeye dönüştürme teknikleri yoğunlukla 18. yüzyılda gelişti. Bu icatların kullanıldığı etkinlikler bir nevi sihirbazlık gösterileri olarak değerlendiriliyor ve gözlemcilerin algısında kuvvetli etkiler bırakıp onları derinden sarsmayı amaçlıyordu tarihin belki de ilk deneyim tabanlı ve ilüzyonlarla donatılmış sarmal tiyatrosunu sihirli fenere asıl işlevini veren 1789 senesindeki Fransız ihtilali sonrası sahne adıyla Robertson olarak bilinen bir fizik hocası sayesinde kazanan Fantasmagoria isimli yeni bir gösteri formatı oluyor. İhtilalin dehşetli doğası halk nezdinde farklı bir psikoloji oluşturmuş, korku ve terör bir eğlence formuna dönüşmüştü. Hali hazırda korku öğeleriyle birlikte sunulan pek çok ilüzyon tekniği de sanatla bilimin buluştuğu tek bir çatı altında birleşmiş oldu. Yeraltı mahzenleri, terk edilmiş binalar, mezarlıklar gibi tekinsiz mekanlarda düzenlenen bu etkinlikler, insanların tüm günlerini orada geçirmeleri amacıyla tasarlanmıştı. Gerçeklik algısının etkisini güçlendirebilmek adına cenaze çanı, ani ve tedirgin edici gürültüler, kokulu tütsüler, duman, gerçek kafa tasları, kemikler, tılsımlı semboller gibi farklı duysal etkiler kullanılıyordu. Böylelikle 18. yüzyılın son demlerinde bugünün artırılmış gerçekliğinin 3, 4 veya 5 boyutlu sinemasının temelleri gerçek anlamıyla atılmış oldu. Bu dönemin meşhur illüzyon teknikleri arasından tarihin ilk hologram tekniği olan Pepper's Ghost oldukça dikkat çekiyor. Bu teknikle cam yüzeylere veya dumanlara yansıtılan görüntülerle hayalet sanrılar yaratılıyor. Gerçeklik algısını arttırmak amacıyla da sinematik imgeyi yaratan kişi sahne veya perde arkasında gizleniyordu. 18. yüzyılda romantizmin yükselişi sırasında tuhaf ile doğaüstü olana dair bir obsesyon söz konusuyken, hem bir yandan gotik edebiyat yükselişte, hem de diğer yandan Alman felsefecileri ilüzyon konusuna değinmeye başlıyorlar. Aynı zamanda Fransız Devrimi gerçekleşiyor ve o güne dek mutlak tanrı, mutlak güç olarak temsil edilen kral alaşağı edilince halkın bu bilgiyi hazmetmesi zaman alıyor. Kitlelerin korku, irkilme ve güçle iktidarla olan ilişkisi ve hakikat algısı bu hayalet imgelerle bir nevi baştan inşa ediliyor. 19. yüzyılda Kartografinin gelişmesiyle birlikte kuş bakışı oldukça meşhur bir perspektif tercihi haline geliyor. Böylece tüm açıları tek bir açıda toplayan ve gözlemciye mutlak bir bakış açısı sunan panoramik tablolar popülerleşiyor. Panorama resmi henüz kanvastan çıkarmasa da gözlemciyi içine dahil edecek boyutta genişletip bir platformun üzerinde mekanı kaplayacak şekilde sunarak içinde gezilebilir bir yapı oluşturuyordu. Daguerre ve Buton ise 1822 senesinde sunmaya başladıkları dioramalarıyla şeffaf kağıda çizilmiş resimleri gerçeklik ilüzyonu yaratmak amacıyla katmanlandırıp aralarını aydınlatarak üç boyut sanrısı yaratıyorlar. Gözlemciler birinci resmin büyüsüne kapılmış şekilde onu gözlemlemekle meşgulken üzerlerinde bulundukları platform birden dönmeye başlıyor ve onları ikinci bir resme doğru yaklaştırıyor. Böylelikle henüz ne sinema ne de fotoğraf varken yaratılan hareket ilüzyonunun dışında bir de sarmallık, içine çeken, kapsayan, gerçekmiş izlenimi veren yerleştirmeler oluşmaya başlıyor. 19. yüzyılın ortalarında başlayan gerçekçilik akımı bir yönüyle de bu son yüzyıllık arayışın doğal bir sonucu oluyor belki de lineer bir şekilde bir teknolojinin diğerine sebebiyet vermesinden ziyade pek çok teknolojinin yarattığı algı düzleminden başka teknolojiler ve farklı düşünme biçimleri doğuyor. Bunlardan birkaçı 1866 yılında oyuncak olarak piyasaya sürülen zoetrop, 1877'de çıkan praksinoskop ve sonra Muybridge'in 1879 senesinde yarattığı zoopraksiskop aletleri oluyor. Bunlar aslında peş peşe gelen durağan görüntülerin hızlıca değiştirilmesiyle hareket ilüzyonu yaratan ilk icatlar olmakla beraber ilk giflerin ve sinematik teknolojinin de ataları oluyorlar. Teknoloji gelişmekteyken bir yandan da sinematik deneyim üzerine kafa yorulmaya başlanan bir dönem başlıyor. 1876 senesinde ünlü kompozitör Richard Wagner ile mimar Semper tarafından Fantasmagoria'dan esinle tasarlanan Fashbull House isimli yapıt, demokratik bir yapı oluşturma gayesiyle yarım kubbeden oluşan auditoriumda tüm seyircilere eşit bir düzlemde oturma imkanı sunuyor. Bu gösterinin içeriğinde fantasmagoria'daki belirli şablon imgeleri kullanıp Wagner'in müziği eşliğinde bir gösteri kurgulamalarına karşın dönemin eleştirmenleri için Fechbelhaus'un yarattığı en önemli unsur bir devrimsel karanlık oluyor. Yapı orkestrayı karanlıkta tutarak görünmez kılarken seyircinin deneyimi arada orkestra'nın mekanik hareketleri olmaksızın konsantrasyonu bozulmadan tam anlamıyla odaklanarak yaşamasına olanak veriyor. Böylelikle bugünün sinematik deneyimi bugünkü şeklini almaya başlıyor. Edison'un 1891 senesinde yarattığı kinetoskop isimli aletlerin içine para atıp minik bir delikten keşfedilen ilk filmlere, Lumière kardeşlerin Trenin Gar'a Girişi filminin 1895 senesindeki meşhur gösteriminde trenin görüntüsü yaklaşırken seyircilerin gerçek bir trenin onlara yaklaştığını düşünüp salondan dışarı kaçtıkları rivayetine Film izleme deneyiminin primitif doğasına karşın sinema kitlesel algıyı erkenden etkisi altına almaya başlıyor. 1910'lu senelerde sinemaya gitme deneyimi yaygınlaşmaya başlıyor. O vakte dek opera veya tiyatro salonlarındaki ihtişama alışmış olan üst sınıfı tatmin etmek için Fashbill House örneğinin tam da aksine seyirciyi kraliyet üyesi gibi hissettirecek lüks, büyük girişli ve görkemli picture palaslar yaratılıyor. 1920'lerde ise Birinci Dünya Savaşı sona erince halk nezdinde yoğun bir gerçeklikten kaçma gayesi beliriyor ve sanatta gerçek üstücülük öne çıkıyor. Bu gerçeklikten kaçma, gerçeklik üstü bir boyuta ulaşma gayesinin devamı olarak sinematik anlatı içeren ilk üç boyutlu film kaydı ve gösterimi Hammond Org'larının yaratıcısı Lawrence Hammond tarafından üretilen Teleview adında bir projeksiyon sistemiyle ve özel gözlükler aracılığıyla 1922 senesinde The Power of Love filmiyle gerçekleştiriliyor. 1950'ler ve 80'lerde iki farklı dönemde iki kısa zirve yaşayan üç boyutlu sinemanın kitlelerce benimsenmemiş olması büyük ölçüde yaratmakta olduğu baş ağrısı, vertigo etkisi ve epilepsi atakları gibi ciddi etkilerden kaynaklanıyor. Derinlik ve gerçeklik sanrısının sınırları zorlanmaktayken, 1924 senesinde bir kubbeye yansıtılan uzay görüntüleriyle uzay tarihini anlatan, deneyim tabanlı yapılardan oluşan gezegen evleri yaratılıyor. Bir yandan da standart olarak dörde 3 gösterilen görüntüleri ilk genişletme çalışmaları başlıyor. Bu doğrultuda bir sahneyi 3 farklı ölçekte çekip yan yana dizilmiş 3 ayrı ekranda gösteren ve aslında bugünün çok kanallı video yerleştirmelerinin de ilk versiyonu sayılan Polyvision teknolojisi yaratılıyor. Görüntü üzerine bunca kafa yoruluyorken aniden işitsel bir devrim gerçekleşiyor ve sinemada ses dönemi başlıyor. 1927 senesine de hiç sesli film izlememiş seyircilerin sinemada ilk duydukları cümle The Jazz Singer filmiyle dur bir dakika henüz hiçbir şey duymadın oluyor. Wait a minute, wait a minute. You ain't heard ve mutlak sessizlikten mutlak sese geçiş yaşanıyor. Bir süre sadece müzikaller çekilirken kendimizi karakterlerin kurguyu durdurup şarkılar söyleyerek hikaye devam ettiği bir yapının içinde buluyoruz. 1930'lardaysa The Big Trail isimli film için üretilen Grandeur, 35 mm yerine 70 mm film kullanarak çözünürlüğü yükselten, dolayısıyla da ekran boyutunu büyütüp genişleten bir teknoloji sunarken, bir yandan da ses veya müzik ile görüntüyü eşleştirmek, birbiriyle etkileşim kuracak şekilde tasarlamak, popülerite kazanmaya başlıyor. Medya sanatı ve de ışık sanatının öncüsü olarak anılan Thomas Wilfred'in, işitsel olanı mekanik sistemler sonucu görselleştiren Clavinux'u, bu dönem adına önemli bir örnek teşkil ediyor. Benzer bir duyusal şölen de Stokowski ile Walt Disney'in yarattığı ilk çok kanallı ses teknolojisi olarak tarihte yerini alan ve fantasya filmi için özel olarak üretilen Fantasound teknolojisi oluyor. Aynı zamanda animasyonda teknikolor tekniğinin ilk kullanıldığı örnek olan Fantasia, ciddi bir müzikal altyapının da katkısıyla animasyonun bir sanat dalı olarak değer görmesini sağlıyor. Bu duyuları sarmalama gayesinin devamındaysa bir yandan kubbeli ekran kullanımı içeren ve IMAX'in öncüsü olan sinerama yaratılırken bir diğer yandan da bugünün 16'ya 9 geniş ekran formatının temel versiyonu sayılan sinemaskoplar ortaya çıkıyor. Ancak 1950'lere damga vuran Disneyland oluyor. Sosyolog ve medya teorisyeni Baudrillard'a göre mükemmel bir bilinçli halüsinasyon örneği olan bu yapıt, mekana yayılan ve deneyim tabanlı tüm erken teknolojileri birleştiren, bütünleyen bir örnek teşkil ediyor. İlhamını 1900 senesinde yaratılan sineoramadan alan, seyircileri tamamen çevreleyerek 360 derecelik bir görüntü yansıtabilen ve 9 tane 4'e 3 projektörden oluşan Circle Vision 360 dereceler, bu büyülü eğlence parkı için özellikle tasarlanıyor. Bu sarmallık arayışı elbet nihayet kokuların da sinematik deneyime dahil olmasıyla sonuçlanıyor. 1959 senesinde film gösterimlerinde salonun havalandırmasından filmin konusuyla veya adıyla ilintili kokular yayan aroma ramalar beliriyor. Bunun devamında Smell-O-Vision'lar salona film boyunca gösterilenlerin teker teker kokusunu yayan bir sistem sunarken, Morton Heilig tarafından yaratılan Sensorama da bu sefer ses, koku, görüntüyü birleştirip tüm duyulara hitap etmeyi amaçlayan bir mekanizma oluşturuyor. Heilig, 1955'te yayınladığı Geleceğin Sineması başlıklı bir denemesinde film yapımcılığının yeni bilimsel dünyayı insan bilincinin tam duyusal canlılığı ve dinamik diriliğince sunabildiği noktaya kadar ilerleyeceğini öngörüp bir yandan sanal gerçekliğin birçok özelliğinin de ana hatlarını çizdi. 1960'ların batı dünyasında televizyon, nesnelliği unutulmaya mahkum, tek yönlü bir iletişim aleti olarak evlere iyice yerleşirken, birkaç nesildir propaganda aleti olarak kullanılması ve toplumsal normları şekillendiren ingesel manipülasyonlar sunması eleştirmenlerin dikkatini çekmeye başlıyor. Dönemin sanatçıları, görüntüyü televizyon ekranının tek düzeliğinden çıkarma gayretine giriyorlar. Bu doğrultuda dijital kameraların üretimine başlanmasıyla birlikte bir yandan video sanatı oluşmaktayken bir diğer yandan da sanatçı Stan Vanderbeek'in The Culture Intercom başlıklı manifestosunda ilk defa genişletilmiş sinema tanımı kullanılıyor. 60'lı ve 70'li senelerde dönemin sanatçıları kitlelerin televizyonun tek yönlü iletişim formatıyla kurmaya başladıkları ilişkiye eleştirel bir yönden yaklaşıp bakılanın bir nesneden ibaret bir aracı veya bir enstrüman olduğunu hatırlatan çalışmalar üretiyorlar. Sanatın onu çevreleyen kurumların içinde tutsak edilmesine karşı çıkıp kamusal alanda da var olabileceğini savunan kurumsal eleştiriler yapıyorlar. Böylelikle bilim, sanat ve teknolojiyi merkeze alan, kurgulanmış sinematik deneyimler türüyor. Teorisyen Jin Youngblood'un 1970 senesinde yayımladığı Expanded Cinema isimli yayınıyla tescillenen bu akım, "Sinema genişledikçe bilinç de genişler mi?" sorusunu soruyor. Galeri veya kamusal alandaki film deneyimi, televizyonun veya sinema salonunun tek yönlü anlatısına karşın bambaşka bir boyut kazanıyor. Gözlemciler aktif birer yaratıcıya dönüşüp kendilerini fiziksel bağlamda konumlandırdıkları doğrultuda hikaye ve kurgu yaratımında dahiliyet kazanıyorlar. Bu süreçte sinema izleme deneyimine dair radikal yaklaşımlar gelişirken Radu Sincera'nın Kinotomat adlı konusu seyirci oylamasıyla belirlenen interaktif filmi ve Peter Kubelka'nın kap kapkaranlık bir salonda siyah panellerin arasına yerleştirdiği izleyicileri filme tamamen odaklama çabası güden Invisible Cinema isimli çalışması oldukça ses getiriyor. Bundan böyle dahiliyeti derinlemesine irdeleyen ve bu doğrultuda insan fizyonomisini taklit eden teknolojilerin üretimi hızlanıyor. 1970 senesinde bir gözümüzün bir diğer gözümüzden milimetrik olarak daha farklı, aşağıda veya yukarıda konumlanması sonucu oluşan üç boyutlu görümüzü yani stereoskopik vizyonumuzu taklit eden stereovizyonlar yaratılıyor. 1974 senesinde ise Universal Studios desteğiyle düşük frekanslı sesleri kaydedip titreşimlerinin netlikle duyulabileceği bir deneyim sunan Sensor Round yaratılıyor. Bu sistem için özel olarak çekilen Earthquake filminin gösteriminde gerçek bir depremin vuku bulduğunu zanneden seyirciler salondan dışarı kaçıyorlar. 1977 senesinde ise insan bedeniyle hissedilen titreşimleri taklit eden düşük ve yüksek ses titreşimlerinin kullanıldığı Dolby Stereo ise ilk defa Star Wars filmiyle sunuluyor. Bu gerçeklik arayışının bir sonraki aşaması olarak 1984 senesinde dört boyutlu sinemaya geçiş yapıyoruz. Salonların koltukları hareket ederken şimşek, duman, balon veya rüzgar efektleri yaratılıyor. 90'lardaysa yeni medya akımının konuşulmaya başlanmasıyla birlikte eski medyaların güncel teknolojilerle harmanlanarak başka boyutlar kazanmaya başlaması dikkat çekiyor. 2000'lerin başında 200 sene öncesinin Pepper's Ghost efekti dönemin teknolojisiyle güncellenirken, gerçek hayatta ulaşamadığımız starlara ölümlerinden sonra hologram konserlerinde ulaşabilme fırsatı sunuyor. Geçmişten katlanarak gelen sarmallık ve gerçeklik illüzyonu yaratma gayesinin günümüzde hikaye anlatım adına ulaştığı boyutu in real life storytelling yani gerçek hayatta hikaye anlatımı olarak özetleyebiliriz. Bu doğrultuda Sarmal Sinema veya Sarmal Tiyatro yıllar içinde gelişerek tüm prodüksiyonunu bu yönde eserler üretmeye adayan şirketlerin oluşumuna vesile oluyor. Secret Sinema sunduğu fiziksellik deneyiminde bir nevi figüran işlevi gören seyircilerin hikayeye aktif katılımcılar olarak bütünüyle dahil olmalarını sağlarken Punch Trunk ise tiyatro kökenli bir yaklaşım benimseyip hikayeyi odalardan odalara geçerek takip eden maskeli seyircilere oyuncuların, mekanların ve anlatımların içinde gezinerek bir nevi görünmez dikizci rolü üstlenme olanağı veriyor. 2012'de deneyimin bireyselliğine yeni bir boyut kazandıran Oculus Rift, sanal gerçeklik gözlüğü İzleyiciye seçim şansı verirken görüyü kaplayan bir ekranla yarattığı derinlik ilüzyonu sayesinde gözlemciyi hikayenin içine çekiyor. Pasif aktivitenin bambaşka bir yönüne odaklanan Second Screen aplikasyonu ise Captain America filminin izlenme deneyimine yeni katmanlar ekliyor. Seyirciler bir yandan filmi izlerken bir diğer yandan da yönetmen yorumlarını, kostümlerin tarihi referanslarını, karakterler arasındaki bağlantıları keşfedebiliyorlar. Bu gerçekliği katmanlarca çoğaltarak kusursuzca taklit etme hali, şimdilik ancak bir elektriklenme hissiyatı yaratan heptik teknolojilerin yani etkileşimli hologramların gelişmesine vesile oluyor. Aynı zamanda 3 boyut macerası kıvrımlı holoflex ekranlarıyla devam ederken, 360 derece kaydeden kameralar 360 derece gösterme olanağı sunmaya başlıyor. Bundan sonra katmanlarca çoğalarak ve kuvvetlenerek büyüyor gerçeklik yaratma serüveni. 2013 senesinde Fast and Furious filminin çekimleri henüz tamamlanmamışken başrol oyuncusu Paul Walker hayatını kaybediyor. Oyuncunun iki kardeşinin vücut hareketlerinin kaydedilmesi ve sensörler yardımıyla Walker'ın önceden kaydedilmiş mimikleriyle harmanlanması sonucu film yine de tamamlanıyor. 2016 yılında meşhur bilim kurgu filmlerinin verilerini kullanarak yapay zekaya yeni bir senaryo yazdırılıyor. Bir film ekibinin çekmiş olduğu bu fantastik çalışma şimdilik oldukça tutarsız bir anlatı içerse de yapay zekanın tekrar ve ezber sonucu daha kusursuz algoritmalar geliştirmesiyle daha verimli sonuçlar elde edeceği benziyor. Yine son dönemlerde veri bankalarından toplanan verilerle işleyen sistemler yaygınlaşıyor. Yazının video çıktısını almak, sessiz bir videoyu seslendirmek ve hatta rüyaları kaydetmek mümkün hale gelmeye başlıyor. Bu teknolojiler şimdilik temsili veriler kullansa da hızla gelişmeye devam ediyor. Peki bugünden yakın geleceğe bakınca ne görüyoruz? 2019 senesinde BBC günümüzün önde gelen VR yönetmenlerinden 20 sene sonrasının sinemasını betimlemelerini istiyor. Yanıtları gerçeklik arayışımızın bizleri gerçeklikler üstü mutlak bir katman yaratmaya ve o boyutta yaşamaya ettiğini kanıtlar nitelikte. Kişiye özel sarmal deneyimler sunacak olan geleceğin filmleri, Siri'nin çok daha gelişmiş bir versiyonunun karakter olarak hayatımıza dahil olacağı oda ölçeğinde hacimsel deneyimler sunacağı benziyor. VR'ın dünyanın dijital bir kopyası olan Cloud ile giderek daha fazla harmanlanması sonucu tüm dünyayı kopyalayabileceğimiz Google Earth'ün aşırı yüklü bir sürümünün içinde deneyimler yaşamamız olası. Bu sinematik sanal gerçeklik ortamının bir nevi empati aracına dönüşüp, duyular aracılığıyla farklılık seviyelerini ortaya çıkarabileceği muhtemelken, hikaye anlatımı gibi standart bir terminoloji yerine hikaye yaşamı demeye başlamamız yerinde olabilir. Steven Spielberg'ün sanal alemin izleyiciyi hikaye anlatıcılarından yön almamaya ittiğine ve kendi seçimlerini yapma konusunda çok fazla serbestlik sağladığına dikkat çekmesine karşın, Heilig'in geleceğin sinemasının artık görsel bir sanat değil, bilinç sanatı olacağı yönündeki tahmini oldukça yerinde sayılır. Bugünler sinemanın 19. yüzyılın sonlarında ve 20. yüzyılın başlarındaki deneysellik furyasını andırırken, güncel teknolojilerin ve bakış açılarının sağladığı bir anlayışla nihayet sorabiliyoruz. Ya hikaye anlatımıyla hikaye yaşamı arasındaki fark kaybolmamış ancak hiç var olmamışsa?